alanması var. İşte tükettiğiniz bu yok mafinin içinde var, bilmem pastaların içinde şurada, burada bunlar. Son önümde duruyor hocam. ...ikinci derece karaciğer yalanması. Ha. İşte bundan bu bu bundan uzak durun. Sonra soralım da hocam. Kürle bir kürümüz de bunu Evet. maydanoz limon. Sağır Sultan duydu yani. Tamam. Efendim, maydanozun üstüne limon sıkıp yiyorum. Hayır, emeksiz kazanç yok. Onun bir hazırlama şekli var. 15-16 tane maydanoz, blender'a atıyorsun, üzerine tam bir limon sıkıyorsun, 2 yemek kaşığı, bu kadar da su, 150 mililitre. Çalıştır robotu, blender'ını, sabaha aç posasıyla beraber tüketeceksin. Evelallah karaciğer yağlanması diye bir şey kalmaz. Çünkü değerli seyircimize şöyle söylemişler. Bunun belirli bir ilacı yok. Karaciğer yağlanmasını Tabii. geçirecek bir ilaç yok. Sadece diyet yapacaksınız. Hayır, diyetle de çözemezsin efendim. İç organ yağlanmalarını diyet uygulayarak, spor yaparak çözemezsin. Yoksa bu kadar insana bypass mı yapılırdı? Stent mi takılırdı o zaman spor yapsın, damarların içindeki yağ erisin. Yok böyle bir şey. Bak göbeğini spor yaparak eritebilirsin. Ama iç organ yağlanmalarını karaciğerdir, böbrektir, kalp yağlan. Bunları çözemezsiniz sporla veya diyetle. Bunun çözümü maydanoz, limon. Şimdi bak karaciğer yağlandığı zaman ne oluyor biliyor musun? Şimdi tüketiyorsun ya e, gıdayı, içinde şeker var. Kana karışıyor, yükselmeye başlayınca karaciğer o glikozu ne yapıyor? Depoluyor. Ama siz şimdi karaciğer yağlanması varsa karaciğerin parankim hücreleri trigliseritlerle kaplanmış, yağlanmış şeker ne oluyor? Depolanamıyor. İşte böyle. İşte inzulin direncidir <laughs> falan filan böyle gelişmeye başlıyor.